Evet, Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı Kırşehir'de toplam 57 personel alacak işçi olaraktan. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı, hasta karşılama ve yönlendirme, elektrikçi, inşaat boyacısı, marangoz, ısıtma ve sıhhi tesisat, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım arıza, biyomedikal cihaz teknolojileri, servis destek elemanı toplamda 57 kişi alacak. Müracaatlar 28 Kasım 2 Aralık şeklinde olacak. 5 gün olacak ilanımız, müracaatımız. Vatandaşımız şunu iyi bilsin, İşkur'da bizim kaydımız var, müracaat yapmamıza gerek yok diye böyle bir genel bir kanı var, kanaat var. Bu yanlış bir kanı. İşkur'da kaydımız var, müracaata gitmemize gerek yok gibi düşünmesinler. Muhakkak bu 5 gün içerisinde müracaatlarını yapsınlar. Yine 18-40 yaş aralığında vatandaşlarımız müracaat edebilecek. 41 yaşından gün almışsa müracaatta bulunamayacak. Yine müracaatları biz elektronik ortamda alıyoruz. esube.iskur.gov.tr adresinden ve alo 170 üzerinden alıyoruz. Ama müracaatta bulunamadım. Sisteme bir türlü kaydımı yaptıramıyorum ya da alo 170'e ulaşamıyorum gibi böyle şikayetleri olan vatandaşlarımız varsa da vatandaşlarımız mağdur olmaması için yine il müdürlüğümüzde müracaatlarını almaya devam edeceğiz. Onlara yardımcı olmaya devam edeceğiz. 5 gün var. 5 günlük süre zarfı içerisinde ne ilk güne böyle çok yığılmaya gerek var ne de son güne bırakıp da işini böyle zora sokmaya gerek var. O yüzden vatandaşlarımız rutin bir şekilde 5 gün içerisinde müracaatlarını rahat bir şekilde yapabilirler. Bunu söylemek istiyorum. Temizlik görevlisi 23 kişi alınacak. Güvenlik görevlisi yine 13 kişi alınacak. Klinik destek elemanı 5. Hasta karşılama ve yönlendirme 2. Elektrikçi 2. İnşaat boyacısı 2. Marangoz 1 kişi alınacak. Isıtma ve sıhhi tesisat bölümünden 2 kişi alınacak. Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım arıza gider elemanı 6 kişi alınacak. Biyomedikal cihaz teknolojileri bölümünden de 1 kişi alınacak. Yine burada iki sayıları sizinle paylaştım. Yalnız bu kişilerde kesinlikle direkt noter kurası yine Sağlık Bakanlığı'ndan çekilecek. Noter kurası sonucunda direkt atama olacak. Mülakat yapılmayacak. Vatandaşlarımız özellikle onu bildirmek istiyorum. Herhangi bir mülakata tabi tutulmayacaklar. Pozisyonlara uyanlar, yine bu kadrolarda yeterli gerekliliği taşıyan kişiler müracaat ettiği takdirde o kişiler direkt noter kurasına tabi tutulup atamaları sonucunda ona göre yapılacak.